15 gün süren 1 Şubat'ta başlayıp 15'inde Serhat'ta iki koldan başlayıp Ahmet'te birleşip Amara'ya yürüyüş elbette ki çok önemli. O 15 günlük yürüyüş hem bizim halkımızın, Kürt halkının yeniden motive olmasını, yeniden sokağa çıkmasını ve yeniden kendi mücadelesini sahiplenmesi için bir vesile de oldu. İnanılmaz bir coşku yarattı, inanılmaz bir heyecan yarattı. Bu coşkunun ve heyecanın devam etmesi ve mücadelenin de devam etmesi gerekiyor. İşte bu ayın 25'inde Özgürlük ve Demokrasi mitingi var. Bu yani İstanbul için önemli bir miting. Hem bu yürüyüşün, süren yürüyüşün, o halkla buluşması, o coşkunun buraya taşınması hem de metropolde evet bu tecrit sadece Kürtler üzerinde değil, bütün toplumu saran, yani işte Kürtler, dostları, demokratlar, liberaller, bu topraklarda yaşayan her bireyi ilgilendiren ve her bireyin sözün olması gereken bir miting olacaktır. Tabii önemli, yani biz final demiyoruz. Elbette ki tecrit devam ettiği sürece bu mücadele devam edecektir. Tecride karşı mücadele devam edecektir. İşte adalet nöbeti var. Uzun süredir adalet aileler oturuyor. Özellikle annelerin öncülüğünde devam eden bir nöbet var. Açlık grevleri var. Bu açlık grevleri nereye evrilecek, nasıl olacak? Doğal olarak topluma, bizim üzerimize inanılmaz bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun gereğini yapmak durumundayız. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek durumundayız. Bunun için de mücadeleyi, bu özgürlük yürüyüşünü ve mitingi sahiplenip oraya gitmek gerekiyor. Kalabalık olmak gerekiyor. Ve evet, biz buradayız. Böyle bir tecrit var. Biz bu tecriti asla ve asla kabul etmeyeceğimizin de bir göstergesi olacaktır. Bizim çalışmalarımız mahalle mahalle, ev ev, sokak sokak, afişiydi, ajitasyonuydu, propagandasıydı, halkı davet etmek. Bunun için halk toplantıları alıyoruz. Bunun halkın gerçekten büyük bir coşkusu var. Onu görüyoruz yani. Sokakta da görüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda da görüyoruz. Pazar çalışmalarında da görüyoruz. Aralıksız devam ediyoruz çalışmalarımızı son güne kadar, 24'ün akşamına kadar. Biz bu çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Biz halkı oraya taşımak için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz. Şuna da inanıyorum, halk da büyük bir coşku var. Bu coşkunun o alana taşınacağından hiç şüphem yok benim. Ya halk bir kere sahipleniyor. Yani şunu çok net söylüyor halkımız. Evet, Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan özgürleşmeden bu sorunun çözülemeyeceğini halk bizden çok daha iyi biliyor açıkçası. Bunu çok net de ifade ediyorlar. Yani bugün bu sorunların temel kaynağının bu olduğunu, bu sorunların çözülebilmesinin için de Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün olmazsa olmazı ve Kürt sorunları demokratik çözüm aynı zamanda. Olmazsa olmazı. Bu anlamda gerçekten halkta inanılmaz bir bilinç, bir coşku var zaten. Biz bunu çok net görüyoruz. Halkla bir araya geldiğimizde, tartıştığımızda aslında onlar da bizim önümüzü açıyorlar açıkçası. Böyle de bir yanı var. Yani bu ülkede yaşayan her bireyin, her halkın dili, dini, inancı ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka o mitinge katılmalılar, destek vermeliler. Birlikte mücadelenin ne olduğunu örmek ve göstermek durumundayız. Başka, bunun gerçekten başka bir çıkışı yok, başka bir yolu yok. Birlikte mücadele edip birlikte kazanacağız.